değerli panelistlerimiz, değerli konuklarımız. Herkese önce sağlıklı günler dileyerek İstanbul Sanayi Odası adına hoş geldiniz diyorum. Dijital vizyon buluşmaları olarak adlandırdığımız bu akşamki etkinliğimizde profesyonel hayatı tamamıyla dijital dünyada geçmiş. Önce girişimci, sonra kurumsal firmaların en tepe pozisyonlarında ve şimdi de yatırımcı olarak devam eden ki bu yatırımlardan olan yazılım süreçlerini hızlandıran ve kolaylaştıran Kuyuka Software ile ileri antik çözümleri sunan sistem optimayı çok önemli buluyorum bu iki şirketin yönetim kurulu başkanlığı olan sonra başkanları olan Süreyya Bey ile yine finans dünyasının dijitalleşmesine liderlik rolü üstlenmiş Çalık grubunun banka, telekom, sigorta ve oyun şirketlerinde yönetim kurulu görevlerinin yanı sıra imalat sanayinin dijitalleşmesine yönelik çözümleri olan Çalık Dijital Yönetim Kurulu Başkanı olan Galip Bey konumuz olacak. Ben sözü Galip Bey'e bırakıyorum ve tekrar sağlıklı günler diliyorum. Mehmet Bey çok teşekkür ederim. Ee, sayın katılımcılar, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz. Ee, ben de Mehmet Bey gibi önce sizlere ve sevdiklerinize, ailenize e, sağlıklı günler diliyorum en başında. Ee, ben toplantımızın başında Sayın Süreyya Ciliv Beyefendi'yi tanıtmaya çalışacağım ama tahmin ediyorum Süleyman Bey'i hepimiz e, çok çok iyi yakından tanıyoruz. Ben kısacık bir özgeçmişini müsaade ederseniz paylaşayım. Çok başarılı tabii Süreyya Bey'in bir özgeçmişi var. Süreyya Bey 76 senesinde Ankara Fen Lisesi'nden mezun oluyor. Ondan sonra ODTÜ elektronik, elektrik mühendisliğinde eğitimini devam ettiriyor. Burs kazanıyor, Amerika'ya gidiyor. University of Michigan'da Endüstri ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerini birinci olarak tamamlıyor. E ardından 83 senesinde Harvard Business School'dan bir MBA derecesi var. E bizler tabii Süreyya bir ilk Microsoft'ta tanındık ama e iş hayatına esasında Boston'da bir AI yazılım firması Metagraphics'te başlıyor. E 1987'de bir şirket kuruyor NovaSoft adında. E bu şirket çok başarılı oluyor. E Gartner grup tarafından en vizyoner şirket seçiliyor. Yaklaşık bir 10 sene sonra Süreyya Bey e, biz ilk tanıştığımızda Microsoft Türkiye'nin genel müdürlüğüne geliyor. E, 2000 senesinde de hatırlarsanız e, Amerika'da tekrar Microsoft'ta önemli görevlerde bulundu. E, tabii ondan sonra esasında çoğumuzun Süreyya Bey'i tanıdığı 2007-2015 senesinde e, Turkcell grubun e, CEO'su olarak e, görev yapmıştı. E, tabii ki bu dönemde Turkcell işte mobil geniş bant, 3G, e, fiber yatırımları, finans, online TV, yani çok e, normal böyle sesli bir ve SMS servislerden e, çok daha bir geniş e, alana yayıldı. E, Türkiye'nin e, önder. E, zaman zaman e, o zamanki adıyla IMKB'nin en kıymetli e, şirketleri arasında her zaman yer aldı. Son olarak da Mehmet Bey'in de takdim ettiği gibi profesyonel hayatından sonra şu anda esasında Süreyya abi bir yatırımcı, bir girişimci olarak devam ediyor. Süreyya abi ben müsaade ederseniz şimdi sizin bu kariyerinize baktığımda üç tane önemli kısım gördüm. Siz ilk önce yani tabii çok güzel bir eğitim almışsınız. Ondan sonra girişimci olarak başlıyorsunuz. Ondan sonra bizler gibi beyaz yakalı profesyonel oluyorsunuz. Ee, şimdi de yatırımcı oluyorsunuz. Yani tahminen herhalde bir kariyer patikasında olabilecek bütün şeyleri denemişsiniz. Ee, hepsinde de son derece başarılı olarak. Müsaade ederseniz ben buralardaki sizlerin bir görüşlerinizi almak istiyorum. Yani hepsi birbirinden kıymetli tecrübeler. Ee, buradaki deneyimlerinizi bize anlatsanız. Bu dönüm noktaları nasıl oldu? Yani serbest işinizi yaparken Nasıl beyaz yakalı oldunuz, sonra nasıl girişimci oldunuz? Müsaade ederseniz bunlardan başlayalım. Şimdi esasında yani girişimci, sonra profesyonel hayat, sonra yatırımcı. Bunlar üç ayrı kelime. Fakat iş dünyasında liderlik deyince bunlar hepsi onun altına giriyorlar. Esasında birbirlerinden o kadar uzak değiller. Şimdi yani ben iş dünyasında... Ee, yönetici olmak var. Yani size bir işi teslim ediyorlar. Diyorlar ki sen bu işi yönet. İşte e, bir dükkan var onu sabah aç, akşam kapat. Ama orada ne satılacağı, kaça satılacağı, e, kimlere satılacağı bunlar bir yerde set edilmiş. Yani bir yönetici olmak var. Bir de geriye çekilip ben doğru istemeyeyim. Iş geleceğin işleri, geleceğin hangi gelecekte hangi işlerde olmalıyım? Yani bir girişimci kafasıyla bakmak e, var. Ben e, yöneticiliğin e, yani iyi bir başlangıç olduğunu ama iş dünyasında fark yaratmak e, büyük başarı elde etmek için bir lider olmak gerekiyor. Orada da girişimciliğin çok önem kazandığını düşünüyorum. Yani e, ben açıkçası profesyonel hayatımda da hep bir girişimci olmaya çalıştım ve yani Tüksel'deki e, Tüksel ve Microsoft'ta. Büyük bir şirkette çalışıyorduk. Ee, orada da çok büyük girişimcilik projeleri yaptığımızı düşünüyorum. Ee, tabii e, aralarında farklar var. Yani ilk işe başladığımızda e, ben küçük bir firmaya katılmıştım. Yani Harvard Business School'dan mezun olduğumda 80, 90, 100 bin dolara e, danışmanlık veyahut da investment banking işlerinden teklifler gelmişti. Onların yerine 29 bin dolara bir startup firmasına girmeyi e, ...girmeye karar verdim ki o zaman e, burslarımın ödeme borcu da vardı yani üstümde... yani ...halen esasında geriye baktığımda düşünüyorum ben o cesareti nerede buldum yani... ...istediğimi yapmak için e, 70 bin dolarlık daha yüksek bir e, maaşı reddedip e, sevdiğim bir işe... ...yani AI, teknolojiyi çok yeni teknolojileri kullanan MIT'den 19 kişinin çalıştığı bir şirkete e, 14. eleman olarak girdim... E, yani e, orada esasında bence bir de şu var. İnsanın kendi hedefleri neler? E, yani insanın sevdiği işi yapması bence çok önemli. E, sevdiği işi yapması çok önemli. Tabii bir sevdiğin işi yapacaksın. İkincisi kafayı kullanarak geleceğin hangi iş, gelecekte hangi işlerin önü açık, hangilerinin ise önü kapalı, kapanıyor. Ona çok dikkat etmek lazım. Yani şimdi e, mesela bizim zamanımızda Biliyorsunuz video kaset işleri var. Şu anda video kaset, e, hatta Amerika'da 5000 tane dükkanı olan e, bir şeyin çok başarılı e, olarak e, gözüküyordu borsalarda. Fakat o işler bitti. E, yani evvelden filmle e, resim çeken kameralar, dijital kameralar, telefonlar tarafından... E, yerlerini kaptırdılar. Yani geleceği iyi okumak bence iş dünyasında liderlikte çok önemli ve girişimcilikte tabii ki resourceful yani kaynakları yaratabiliyor olmak lazım. O ilk dönemimde nereden kaynak bulacağız, nereden şirketi kuracağız, sermayeyi nasıl bulacağız, bunlar da çok önemli konulardı. Profesyonel hayatta elinizde kaynak oluyor fakat yine de devamlı düşünmeniz lazım. Ee, geleceği, geleceği, gelecekte hangi işlere girmek lazım? Yani e, şimdi ben dün şeyi dinliyordum. E, Apple'dan Tim Cook. Yani Apple çok profesyonel bir şirket. İşte dünyanın en değerli, en başarılı firmalarından bir tanesi. Onun başkanı yani profesyonellikte işte CEO'lukta e, en en üst düzeye gelmiş. Yani birinci soru e, adama e, hangi işlere gireceksiniz ve bu işleri nasıl değerlendiriyoruz sorusuydu. E, o yüzden ben bütün katılımcılara ilk önce herkese sağlıklı günler diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Fakat yönetici şapkanızı çoğu zaman çıkartıp işinizde nasıl girişimci olursunuz onu düşünün. Bence başarı size oradan gelecek. Ve girişimcilik sadece küçük startup şirketlerinde olmaz. Esas büyük şirketlerdeki hatta e, kamu kuruluşlarındaki girişimcilikler e, bence fark yaratan, daha büyük etkisi olan, e, topluma daha büyük faydası olan e, projeler olabiliyor. Çok güzel. Peki, e, Süreyya Bey, merak ediyorum. Yani siz bu Harvard MBA'yi bitirdiniz, bu küçük şirkete girdiniz. Sonra sizi bu e, profesyonel hayat nasıl ikna etti? E, veya yani bir farklı bir kulvara mı geçmek istediniz? Yani benim çünkü şahsi tecrübem ben de 30 senedir e, profesyonel olarak çalışıyorum. Başka bir yani alanda tecrübem yok. E, yani genelde insanlar çıktığı yolda tabii yükselince kulvar değiştirmek bir zamanın sonra nasıl diyorum, fırsat maliyeti yüksek oluyor. Evet. Sizi nasıl ikna ettiler? ha şöyle oldu. Şimdi o ilk şirkette çalıştıktan sonra o şirket bir startup firmasıydı ve Boston'da Büyük sermayeler toparlıyor, çok büyük bir proje olarak başlamıştı. Tecrübeli yöneticiler kurmuştu şirketi. Sonra o şirket bir sıkıntıya girdi. Ben de o şirkette ilk önce yazılım mühendisi olarak başladım, sonra da yurt dışı pazarlama sorumlusu olmuştum. Orada ben şunu analiz ettim, yani esasında şirketin stratejisi yanlış. Güzel ürünleri var, büyük bir pazar potansiyeli de var. Fakat ürünleri yanlış. Ben bunu değiştirmeye çalıştım. Fakat e, şirketin e, yöneti yönetimi değişti. E, sermayesi azaldı. Bu arada yeni gelen yönetici beni dinlemedi. Hatta ben çok ısrar edince de beni işten çıkarttı. E, ben, yani dedim ki eğer bunu e, değiştirmezsiniz ben şirkette kalmayacağım. İki ay sonra ayrılıyorum dedi. Evet. O da ertesi gün geldi dedi ki Süreyya sen iki ay bekleme şimdi ayrıl dedi. <laughs> Bize işten çıkarttı. Yani e, şu yönde gitmemiz lazım diye. Ama aradan altı ay geçmedi. E, altı ay geçmedi. Şirketi kapattılar. Ve şirketin yatırımcıları beni aradılar. Dediler ki Süreyya sen şirketi başka bir yönde gitmenin doğru olduğunu söylüyordun. İlgileniyor musun? Dedim Ta ilgileniyorum. Ve o yazılımı ben bir arkadaşla birlikte satın aldık. Ve e, cebimizde fazla para yoktu ama... Dedik ki size 1 milyon, 1.2 milyon dolar para ödeyeceğiz ama biz bunu satışlardan %7 komisyon olarak, e, royalty olarak size ödeyeceğiz. Öyle bir anlaşma yaptık. Yani iki kişi başlayan şirket sonra yani ilk e, iki ay içinde 2 milyon dolarlık satışlar yapan bir şirkete, e, ilk iki sene içinde 2 milyon dolar satışlar yapan bir şirkete dönüştü. Hatta çok başarılı olunca IBM %10 ortak oldu. E, Almanya'da Siemens, Japonya'da Muto bunlara ortak oldu. Sonra şirketi başka bir şirket satın almak istedi. 110 milyon dolara. Ben de açıkçası o şirkete çok saygım vardı. O şirketle birleşince çok daha hızlı büyüyeceğiz. O şirket bizim hisseleri de oradaki hisselere dönüştüreceklerdi. Ben buna çok heyecanlandım, kabul ettim. Fakat bizim yatırımcılar bunu kabul etmediler. Der ki ya bunu yani Türkiye'den gelmiş Süreyya diye bir adam bunu sıfırdan buraya getirdiyse biz Amerika'nın en büyük yatırımcıları bunu uçururuz. O yüzden yani o toplantıda biz 110 milyon dolar anlaşmışken bunlar 400 milyon dolar istedi.ler O yüzden o deal olmadı. Sonra beni yönetim kurulu başkanlığına terfi ettiler ama bir tane CEO getirmek istedi. dediler ki sen daha gençsin, tecrüben yok, tecrübeli bir CEO getirelim. O CEO ile biz ilk toplantıda anlaşamadık ve sonra ben dedim ki siz bu yönde gideceksiniz yine beni dinlemeyeceksiniz ben ayrılıyorum ayrıldım yönetim kurulu başkanlığına bir süre devam ettim. Niyetim aklımda yeni bir yazılım firması kurmak vardı ve bunu da Boston'da değil de Amerika'nın Güney Amerika'sında, <laughs> orada yakın bir arkadaşım vardı. Çok daha güneşli, çok daha güzel bir yer. Southern California, San Diego'nun kuzeyi. Dedim orada kurayım. Tam ona niyetlenirken annem vefat etti. Yani Türkiye'den de bu arada ayrılalı 20 sene olmuştu. İki tane de çocuğum olmuştu ve annem çocuklardan sadece bir tanesini görmüştü. Kız kardeşim de Boston'da doktordu, o da Türkiye'ye dönüyordu. Bu IVF yani tüp bebek işlerini Türkiye'de başlatmak için Türkiye'ye dönüyordu. Yani duygusal sebeplerle ve Microsoft'ta, Microsoft'tan yöneticiler de o zaman Microsoft'un bölgeyi yöneten arkadaş da beni Boston'dan çok iyi tanıyordu. Yani Boston'da yazılım firması kurmuşuz, o başarıları takip ediyordu. Çünkü Novasoft ikinci şirket Boston'un en hızlı büyüyen teknoloji şirketi seçilmişti. O yüzden yani arkadaşların ısrarı bir de ülkeye döneyim. O zaman Microsoft Türkiye'nin yine dünyanın en değerli firmasıydı. Arkama dünyanın en değerli firmasını alarak Türkiye'ye faydalı işler yapmak. Açıkçası ben o niyetle Microsoft'a katıldım. Ve ve yani daha kendime sadece Microsoft'ta çalışmak değil, ...Microsoft'un kaynaklarını kullanarak e, dijital alanda Türkiye'ye hizmet konusu. E, zaten böyle yüksek bir hedefi bütün şirket elemanlarına tanımlayınca... ...bütün şirketin elemanları da muazzam motive oldu. Ve Microsoft Türkiye bölgede üçüncü durumdayken birinci duruma çıktı. Bu kadar hızlı üç senede e, yani satış, satışta büyüme, karlılık, müşteri memnuniyeti... ...bu konularda birinci olunca... E, işte en üst düzeyden iki tane terfi alarak Microsoft'a terfi ettim. Bu şekilde profesyonel hayata girmiş olduk. Biraz uzun oldu ama hikayemiz bu. Yo, estağfurullah. E, 97 senesindeydi galiba değil mi Süreyya abi sizin evet, Microsoft'a başlangıcınız? Evet, Şeyi evet. merak ediyorum yani Microsoft'ta tabii e, çok büyük bir şirket, kurumsal bir şirket, halka açık e, bir sürü kural, süreç. Yani orada bir girişim alanını bulabildiniz mi Şimdi şöyle oluyordu açıkçası Microsoft Türkiye'de tabii şirketin genel müdürü olduğum için orada bir kendi bir imparatorluğumuz vardı. Orada bir sözümüz geçiyordu diyelim ama hep takıma çok önem veren bir kişiyim. Yani ben açıkçası yani kendi hayatıma bakınca yani Fen Lisesi'ndeki bir öğrencilikten New York borsasında kote firmaları yönetmeye nasıl geldim diye bakınca ben iki şeyin çok öne çıktığını görüyorum. Bir devamlı geleceği düşünmek. Yani ilime, bilime inanmak ve ilim bilimle gelecekte neler olacak oraya kafayı yormak. İkincisi de takım oyuncusu olmak. Yani ben çocukluktan beri futbol, basketbol esas benim sporum basketboldu. Basketbol takımının lisede kaptanlığını yaptım, ortaokulda oynadım. Yani takım oyuncusu olmak da çok önemliydi. O yüzden yani Microsoft Türkiye'de bütün takımla başarılı olduk. Ve orada e, birçok e, değişik bakış açıları getirdim yani Microsoft'a. E, ve bu yüzden de bazen de çok tenkit edildiğim de oldu. Yani e, mesela e, şu olmuştu. E, ya Biz Microsoft'ta milyonlarca kişi ürün satmaya çalışıyoruz. Sen gidip müşterileri ziyaret ediyorsun. Niye bu vaktini müşterileri ziyaret ederek geçiriyorsun? Gidip senin rakamlara bakman lazım. E, ama e, ben müşteri ziyaretlerinden, müşteriyle daha yakın temastan hep çok bir renkli bir bilgi aldım yani bir geri dönüşüm aldım. Sadece istatiksel rakamlardan aldığımdan çok daha farklı ve e, müşteri memnuniyeti nerede, müşterilerin sorunlarını dinlemek bana hep büyük bir insight verdi. E, e, bunun yanında şeye gelince e, e, merkeze gelince şimdi o bu sefer daha doğrusu Microsoft Türkiye'de genel müdür olarak bir otoritemiz vardı ama e, bilgi için falan olduğu toplantılarda çok böyle detaylı sorular soruyorlardı. Mesela niye e, niye telefonla e, çalışanlara e, şu parayı veriyorsunuz? E, niye bu daha az değil? Yani en ince detaylara kadar e, yani telefon e, destek kaç lira onu harcıyoruz ona kadar e, sorgulandığımızı hissediyorum. O da açıkçası bana detayların ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ve Microsoft benim için gerçekten Harvard MBA'den daha önemli bir okul oldu esasında. Çünkü merkeze gidince orada kısa süre içinde ofis ürünü daha yeni yeni ürünlerden bir tanesiydi, yeni çıkmış bir üründü. Ve Microsoft Office'in Ofiste çok büyük bir gelecek görüyordu. Ben de ofisin dünyada satış ve destek ekiplerini kurmakla görevlendirildim. Ve e, yani ben Microsoft'a katıldığında 4494 çalışan vardı. Benim çalışan numaram oydu. E, yani ilk sene 600 kişi işe aldık. E, yani ve hatırlıyorum 3 ay içinde 350 kişi işe alarak Las Vegas'ta bir tane bootcamp yapmıştık. E, yani orada da yeni bir işin büyümesinde çalıştım. E, ama şunu da gördüm büyük şirketlerin Tepe kısmında politikanın çok ağır bastığını gördüm ve açıkçası yani bir daha o şirketlere girsem biraz daha değişik hareket ederdim. Yani ben Microsoft'a katıldığımda üst tarafı yönetmek konusunda çok tecrübeli bir yönetici değildim Daha çok girişimcilikten, gördüğümü direkt söyleme, akıntıya karşı gitme cesaretini gösteren bir yöneticiydim. Ama o da beni biraz farklı kıldı. ve yani bazı liderler tarafından desteklenince Microsoft'un merkezinde çok önemli işte biraz evvel bahsettiğim ofisi yönetme, ofisin satış ekiplerini yönetme görevini üstlendim. Bugün Microsoft dünyanın en değerli ikinci firması. 1.8 trilyon değerinde. En fazla kar ettiği ürün Microsoft Office. Hala temel ürün. Evet. Yani o ürünün yerleşmesinde benim patronum Jeff Rex, o işin hem kurucusuydu hem de prezidentiydi. Ben de onun altında bütün dünyadaki bu işleri yönetme fırsatını yakaladım. Yani mesela Jeff ile Bill Gates New York'ta... ...ofisin lansmanını yaparken... ...ben de Çin'de ofisin lansmanını yapıyordum. Evet, çok heyecanlı. Ee, peki, müsaade ederseniz Süreyya Bey... Ee, ...Amerika'dan tekrar Türkiye'ye gelelim. Sene oldu 2007, TürkSel. Ee, teknolojinin çok hızlandığı e, bir dönem. Siz yanlışım yoksa 2007'nin e, başı gibi yanlışım yoksa... ...TürkSel'e e, CEO olarak geldiniz... Evet. Ee, ...ben çok iyi hatırlıyorum... ...tabii biz Reuters'da mankacılar olarak okuduk... yükselde ee, nasıl geçti hayat? Şimdi... E, ...açıkçası... E, 2000, ...ben 9 Ocak 2007'de e, resmi olarak göreve başladım ama... E, ...Kasım ayında benim Türksel'e CEO olarak atandığım... ...ve benim de kabul ettiğim halka açıklandı... E, ve o günde de bu haber üzerine e, Türk senin hisseleri yüzde sekiz buçuk arttı. E, sebebi Türk e, Türksel'in çok çetin bir yönetim kurulu vardı. İçinde İsveçliler, Ruslar, e, Çukurova Grubu e, ve bağımsız üyeler. Bu karışıklık içinde e, şirkete doğru bir CEO bulmakta zorlanıyordu yönetim kurulu. Yani benim Microsoft'tan, e, Amerika'dan e, hiçbir tarafın oyuncusu değil de. ...yani bir profesyonel olarak gelince borsalar bunu çok sıcak karşıladı. Şirkete Fakat ben şunu öğrenmiştim hatırlıyorum. O gün Kasım ayında bir bayi toplantısı yapılacağını öğrendim. Ve dedim ki bu bayi toplantısı ne kadar sıklıkla yapıyorsunuz? Dediler senede bir yapıyoruz. Ya dedim şimdi ben Ocak'ta başlayacağım ama senelik bayi toplantısını kaçıracağım. O yüzden... ...Microsoft'tan ben izin aldım... ...bu Kasım ayındaki bayi toplantısına katıldım... ...yani Gayri esasında resmi. 2006'da daha göreve başlamadan... ...işe başlamış oldum... ...çünkü yine bayilerle bir araya geleyim... ...bin tane bayi ne düşünüyor... ...bunlar bir yerde bizim partnerimiz... ...işe nasıl bakıyorlar... ...ve orada açıkçası şok edici bir durumla karşılaştım... ...bütün bayilerin içi kan ağlıyordu... ...diyorlardı ki Süreyya Bey... ...bittik, öldük, işimiz batacak... Çünkü evvelden çok para kazanıyorduk telefon işinden ama artık sadece Antalya'da bir cadde üstünde 300 tane telefoncu var. Artık telefon fiyatları 25 liraya düştü. Yani bu işten hiç para kazanmıyoruz. Ne olacak bizi kurtarın gibi böyle bir negatif hava vardı yani. Fakat ben de bunu esasında beni biraz şok etti. Çünkü Microsoft'tan ben de Microsoft'ta biraz böyle mutsuzluğa yani bir grup yönetici, genç yönetici olarak Microsoft PC işine çok odaklı. Bu önümüzdeki telefon işine yani mobile communication işine gerektiği odağı vermiyor. Ve bu konuda geriye kalıyor diye biz endişeleniyorduk. O yüzden yani ben sanki iş mobil tarafa daha doğrusu telekomünikasyon sektörüne dönecek. Orada büyük fırsatlar görüyordum. O vizyonu anlattım. Onlar da şaşırdılar. Acaba dediler bu adam şaşırdı mı yani? Microsoft'taki ben dedim ki sizin işiniz değişecek. Siz artık cep bilgisayarları satacaksınız. Daha küçük bilgisayarlar satacaksınız. Yani bunlar gözlerinde böyle bir karışıklığın olduğunu hatırlıyorum. Ya Süreyya Bey Microsoft'ta çok alıştığı için bizi bilgisayar işine mi sokacak falan diye. Hatta o zaman Vodafone'un CEO'su olan bir İngiliz yönetici vardı. O da bana çakmıştı bir toplantıda. Demişti ki, welcome to our industry. Yani siz bir çaylak yönetici olarak bizim sektöre hoş geldiniz diyordu. Fakat yani zaman gösterdi ki mobil iletişim yani kablosuz iletişim her yerden iletişim esasında dördüncü sanayi devrimini dördüncü sanayi devrimi yapan en önemli konu yani her yerden dataya bilgiye insana Doğru. ulaşabilmek. Doğru. Yanlışım yoksa Süreyya Bey sizin genel müdürlüğünüz zamanında da Türkiye'de biz 3G'ye geçtik. Ee, yani sesten bir ötesine geçtik değil mi? Yanlışım yoksa. Evet. E, tam ona gelmeden bir şey daha söyleyeceğim. Yalnız Türk Türksel'e geldiğimde bu yönetim kurulundaki e, karışıklığın çok muazzam bir sürpriz olduğunu gördüm. Hatta aileme dedim ki valla bu işin ben kaç ay devam edeceğinden tam emin değilim yani. Yani <laughs> O kadar karışık bir durum var ki hiç de işte bana e, benim uzaktan gördüğüm gibi de değil. Çok daha değişik bir ortam. E, o beni çok endişelendirmişti ve ilk altı ayda çok zorlandığımı hatırlıyorum. Yani e, enerjimi alan e, toplantılar e, işe odaklanmamdan beni biraz geriye çekmişti. Fakat zamanla e, onlar da benim ne kadar işe odaklandığımı ve e, takımla birlikte başarıya e, ulaşabileceğimize inandılar. E, beni desteklediler ama ilk altı ay çok zor olmuştu. E, dediğiniz gibi aynen e, şimdi Turkcell 2007 yılında o zaman bir tek ses ve SMS vardı, gelirleri oradan geliyordu ve ve işleri ciddi değişiyordu. Şimdi düşünürseniz 2006'dan önce Türkiye'de iki tane mobil iletişim firması vardı. Birisi Turkcell, birisi de uzanların sahip olduğu Telsim. Şimdi uzanların piyasadaki çeşitli haberleri sebebiyle Türksel çok daha güvenilir, Telsim ise daha az güvenilir bir imaj vardı. Bu da Turkcell'e çok muazzam yardım etmişti. O yüzden de Turkcell'de %50'nin üstünde, 55 civarında bir pazar payı vardı. Fakat şimdi güven, güvensiz diye algılanan Telsim, dünya devi Vodafone tarafından satın alınca rekabet çok ciddi değişti tabii ki. Yani şimdi bu sefer dünya deviyle e, rekabet edeceksin. Ve Türkler de yabancıdan her şeyi almaya çok meraklı insanlar. Yani e, bir Türk ürünüyle yabancıyı görse... Yabancıların vardır bir üstünlüğü deyip illaki yabancıyı tercih eden çok Türk var maalesef. Ee, e, ve beni e, esasında Şerif Kaynar e, headhunter olarak yani Türksel'e gelmemde kritik rol oynamıştı. Ee, benim e, Amerika'daki işimi bırakıp Türksel'e görevi kabul etmemdeki e, esas önemli konu bana şunu demişti. Demişti ki bak e, Vodafone geliyor... E, Türk Telekom'u Lübnanlılar satın aldı. Bir tek Turkcell kaldı Türkiye'de, merkezi Türkiye'de olan. Bu takımın iyi bir kaptana ihtiyacı var Süreyya demişti. Bu açıkçası tabii ki bir Türk vatandaşı olarak bir bursla, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bursla okumuş bir insan için beni onurlandırdı, beni motive etti ve yani hakikaten ben de hem eğitim hem de Microsoft'taki tecrübeler, startuplar yüzünden kendimi bu göreve hazır hissettim. O yüzden gelmiştim. Fakat ilk günlerde e, yani ilk çeyrekte bakarsanız eee Türksel'in gelirleri düşüyordu. Yani gelirleri düşen bir e, şirket haline gelmişti ve e, birçok yerde Türksel e, fiyatlarını çok ciddi indirdiği için yani gelirler ciddi şekilde düşmeye başlamıştı. Biz o gelirleri düşen şirketi, gelirleri büyüyen, önü açık, sürdürülebilir büyümeyi yakalayan bir şirkete dönüştürdük. Süper. Ee, buradan şeye geçmek istiyorum. Müsaade ederseniz Süreyya Bey. E, yani Türksel'de tabii siz çok yenilik yaptınız. E, sunumun başında da söylediniz. E, yani bundan sonra olacak geleceği görmek, e, o vizyonu sahip olmak, her iş alanında çok kritik. Benim de ilk bankamdaki bir yabancı genel müdürümüz vardı. O da derdi ki yani Galip e, giden tekneye bineceksin. Yoksa duran teknenin kaptanı da olsan derdi günde iki kere düdüğü çalarsın. Yani mutlaka giden tekneye bineceksin. O hızlı sektöre binmek lazım. E, yani belki acaba bu liderlik konusuna mı geçsek e, Süreyya Bey ne dersiniz siz? Çünkü yani gerek Microsoft'a gerek... E, Türkselde bunu çok iyi uyguladınız. E, çalıştığınız şirketlere yön verdiniz. Sizin öngörüleriniz tuttu. E, ve şirketler tabii çok başarılı oldular. E, hala da iki şirket... E, ...kendi sektöründe çok önemli. E, ne, nedir oradaki tılsım e, Süreyya Bey? His mi? Entelektüel mi? Akademik background mu? Yani onu siz nasıl... ...tabirimi uygunsa kokladınız... İş dünyasında liderlik biraz konuştuk ama bence çok önemli bir konu e, ve bence tam olarak e, anlaşıldığını da zannetmiyorum. Bu konuda yazılan çok kitaplar var fakat e, benim e, şahsi ve biz bunu Türksel'de geliştirdik ve Türksel'in ana liderlik modeli haline dönüştürdük. E, bizim kendi inandığımız bir liderlik modeli var. Ve bu e, açıkçası yani e, ben de buna uymaya çalıştım. Buna, bunu, e, buna kendimi identify ettim. Ama esas dünyada başarılı liderler kimlerdir? Onları analiz ettiğimde ben şunu görüyorum. Yani şimdi lider deyince insanın birçok kişinin aklına bir takımın, bu arada ben iş dünyasında liderliğe odaklayayım yani, diğer konularda değil. İş dünyasında liderle bakınca yani bir takımı coşturan, onları heyecan veren insan olarak gözüküyor. Fakat yani bence iş dünyasında Liderliğin en önemli kısmı doğru yönü belirlemek. İşini iyi bilen, sahiplenen, geleceği iyi okuyan, uzun dönemli, büyük düşünerek oyunu değiştiren. Yani bence bu çok kritik. Şimdi bakarsanız, yani Apple'da Steve Jobs'ın böyle bir liderliği var. Yani Microsoft'ta Bill Gates'in böyle bir liderliği var. Yani adam Harvard'da okurken Bill Gates her masada, her evde bir bilgisayar olacak. O yüzden ben artık okulu bitirmekle falan uğraşmayayım. Bu treni bir an önce yakalayayım. Yani çünkü hız çok önemli. Hızlı hareket etmek çok önemli. Amazon'a bakarsanız adam o da aynı benim gibi finans dünyasından çok iyi teklifleri reddediyor. Ufacık bir arabasına atlıyor. New York borsasından New York'tan yola çıkıp Seattle'a geliyor ve Seattle'da kendi evinden kit internetten kitap satmaya başlıyor. Ya ama in yani internetin satış için önemli bir kaynak olacağını görüyor ve bunun bu vizyona inanıyor. Ve O yüzden eşini alıp arabayla atlayıp bu işin evinden kurmaya başlıyor. Ve yani Microsoft'ta mesela şunu gördük şimdi, Bill Gates şirketin yönünü tayin eden kişiydi. Ama şirketin motoru da Steve Ballmer denilen başka bir adam. Yani şirketin çalışanlarını harekete geçiren, motive eden. Şey ayrıldığı zaman Bill Gates CEO'luk görevini bıraktığı zaman Microsoft bir 10 sene durakladı Steve Ballmer'ın zamanında. Yani ben liderliği biraz direksiyon ve motor olarak görüyor. Yani i̇kisini de yapmak lazım. O yüzden birinci liderlik doğru yönü belirlemek, biraz evvel söylediğim gibi uzun dönemli büyük düşünerek oyunu değiştirmek. İkincisi ise takımını harekete geçiren, ikna eden, motive eden, güvenilir iletişimi güçlü, enerjiziz dediğimiz en iyileri takıma getiren, gelişimin başarının peşinde olarak takımı o hedefe odaklayıp o Hedefi yakalamak. Yani bence bu iki kısım liderlikte çok önemli. Ee, yani Türkselde de açıkçası e, biz geleceği iyi okuyarak pozisyonu almak bence e, yaptığımız en önemli işti. Katılan bütün arkadaşlara e, ben o yüzden yani sadece işi işi e, yönetmekle değil bugünkü işi bugünkü e, şartlarda e, ben iş, bu işin geleceği nasıl ileride nasıl değişecek? Nereden ne tehditler geliyor? Nerede ne fırsatlar var? Hangi teknolojiler müşteriye daha fazla fayda sağlayacak? yardım edecek? Bunları düşünmek çok kritik. Galiba izin verirseniz Size bir iki tane slide göstermek istiyorum bu konuyla ilgili. Ben bu konuları yani Tabii ki. devamlı konuşmalarında işlediğim konular ve şimdi ben senede Şubat ayında bir gün Harvard Business School'da bir ders veriyorum. Ee, oradaki daha doğrusu iki tane derse e, katılıp orada tecrübelerimi anlatıyorum. Bir de arada e, University of Washington'da, Seattle'da da bazen dersler verdiğim oluyor. Orada kullandığım bir iki tane slide var. Onları gösterebilir miyim? Tabii Katılımcıların ki. hoşuna gidecek diye tahmin ediyorum. Tabii edeyim. ki Süreyya abi. Çok memnun oluruz. Ee, bu arada güzel sorular var. Ben size sonra ileteceğim. Ee, sizlere, evet. bizlere selamını ileten, iyi akşamlar dileyen ee, sayın katılımcılar var. Evet. Ben de sizin nezdinizde hepsine teşekkür ediyorum. Eksik Yani ben olarak. genellikle verdiğim konuşmalarda şu bu başlığa takılmış vaziyetteyim. Yani dünyada dijital dönüşüm sebebiyle artık yeni bir iş dünyası var. Bunun e, şartlarını iyi e, anlayanlar, bunu e, iyi uygulayanlar, hızla hareket edenler, bu yeni dünyaya adapte olanlar kazanacak. Kusura bakmasın gerileri. E, kaybedecek. Geride kalacaklar. Bir de girişimcilik her yerde. Yani dediğim gibi girişimcilik sadece küçük şirketlerde değil, büyük şirketlerde, büyük kurumlarda girişimcilik de bence çok daha mümkün. Çünkü daha fazla kaynak var ve daha büyük satış ekipleri var, daha çok müşteri var. Impact yani etki daha büyük oluyor. Ben girişimciliği sadece küçük firmaları değil, büyük firmalar için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de girişimcilik her yerde dememin ikinci bir anlamı daha var. Sadece kafayı Türkiye'ye çevirmek değil, esas Türkiye'nin dışındaki pazarlara çevirmek. Yani bugün Türkiye'nin ekonomisi, dünya ekonomisinin yüzde biri seviyesinde. İşin yüzde doksan dokuzu yurt dışında. Yani daha çok parası olan ve daha büyük problemleri olan birçok insan var. Bunların problemlerini Türk girişimcisi, Türk iş adamı çözebilir. O yüzden hedefin mutlaka bence global olması lazım. Bu Amerika için de böyle. Yani Amerika'da dünya ekonomisinin yüzde dördü. yüzde yetmiş 76'sı Amerika dışında. O yüzden global oyuncu olmak, global rekabete hazırlanmak çok kritik. Yani bugün dünkü sonuçlar açıklandığı için biliyorum. Apple yüzde 64 gelirlerini Amerika dışından elde ediyor. Yani ve Türkiye'de biraz evvel de söylediğim gibi. Türk tüketicisi, Türk iş adamı da neredeyse yabancıları tercih ediyor. O yüzden e, yani zaten global Türkiye'de de global rekabette karşı karşıya olacaksınız. Zaten finansta da bankalarımızın birçoğu e, yabancılar tarafından satın alındı. E, o yüzden e, global oyuncu olmak çok kritik diye düşünüyorum. Şimdi Harvard, biz, şu resme bakarsanız biliyorsunuz Harvard Business Review bu çok önemli bir dergi. Dünyada en çok okunan, en ciddi iş dünyasının dergisi. Biz şimdi Ocak ayındayız. Aralık, Kasım, Aralık ayındaki derginin kapağı bu. Diyor ki The Work From Anywhere Future. Yani her yerden çalışmanın geleceği. Diyor ki Lessons from organizations that have made the transition and flourished. Bu büyük bu işi iyi yapmış organizasyonlardan alınan dersler. İşte bir tane deniz kenarı var burada gördüğünüz gibi bir tane ev var tepesinde de bir çanak var yani diyor ki artık diyor insanlar evlerinden bu çanakla dünyaya bağlanacak böyle bir dönem başlıyor diyor buna diyor hazırlanın diyor ve buradan diyor bu dersleri öğrenin siz de buraya buraya artık yavaş yavaş hazırlanın diyor şimdi size bir resim daha göstereceğim bu da bizim 2011'de Aşağıda gör Wall Street Journal, Financial Times, Time Magazine, Economist dergilerinde verdiğimiz bir reklam. Diyor ki Türkiye, the smart move, akıllı hareket. Çok güzel havası var. Yüzde 28 derece ortalama havası olan şehirlerimiz var. Yüzde 99.7 mobil networkle ile kapsama alanında dünyada birinciyiz. Yani Turkcell, Fransa'daki INSEAD tarafından dünyada en yüksek kapsama olanı olan şirket seçilmişti. Uh, up to 43.2 megabit hızında mobil internet var. Yani mobil internetin hızı yüzde uh, 43.2 megabit per second. Uh, Apple'ın kurucusu Steve Wozniak Türkiye'ye gelmişti. Sahnede dedi ki ya dedi ben inanamıyorum dedi. Uh, Türkiye'de dedi mobil internetin hızı Kaliforniya'daki benim evin hızından daha yüksekti. Ve eve 1000 megabit hızında internet e, veriyorduk ve bunu 2 milyon kişiye verebilme kapasitesine ulaşmıştı Süper Online. Sıfırdan kurduğumuz bir şirket. Ve Turkey by Turkcell, the place to work, the place to live, the place to be. Yani e, biz de diyorduk ki, yani gidip oralarda Kuzey Avrupa'da, Sibirya'da, Finlandiya'da, İsveç'te, Almanya'da donacağına kardeşim gel, bak şu gibi, Güzelliğe bak, şu, şu denizin güzelliğine bak, şu yeşilliğe bak, şu havanın güzelliğine bak. Bir de tabii ki en güzel gıda var, kültür var. Yani gel burada hem denizine gir hem de denizin kenarından işini yap. Yani bu 2011'de bizim verdiğimiz ekran şimdi biz 2021'deyiz tam 10 yıl. Yani e, şimdi hakikaten mesela e, yani şimdi ben geriye bakınca e, şunu görüyorum. Türksel 2000 yani ben geldikten sonraki 8 yıl içinde 7 defa Türkiye'nin en beğenilen şirketi seçildi. Bir sene gezi olayları sırasında Koç Grubu birinci oldu, biz ikinci olduk. Onun dışında her sene birinci oldu. Ondan önce hiç birinci olmamıştı, ondan sonra da hiç birinci olmadı. Daha önemlisi gelirlerimizi arttırdık ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen telekom firması olduk. Dünyada e, saygı duyulan e, en inovatif telekom firmalarından bir tanesi olduk. Ve bunun sebebiyle de şirketin değeri e, yani 6 milyar dolardan 2006'nın 2006'da 6 milyar dolar civarındaydı. 27,5 milyar dolara çıktı. Yani e, bu da büyük bir artış. Yani bu tabii ki sermaye sermayedarlar için büyük bir kazanç. Evet. Yani bir de e, sürdürülebilir olduğunu e, gördüm. Yani şimdi bugün Türkseli yöneten ekip, yani benim kardeşim kadar çok sevdiğim Pırlanta gibi çocuklar. E, yani onlar hakikaten Türkseli e layık olduğu liderliği çok iyi yapıyorlar. E, yani tam biz beraber çalıştığım kardeşlerim. Hatta Murat Erkan'ı e, ben kendim özellikle başka bir şirketten seçip Türksele transfer etmiştim. E, hayatta yaptığım en güzel işlerden bir tanesi diye düşünüyorum bugün TürkSel'e CEO olduğu için. Ve onlarla birlikte cumartesi, pazar çalışarak Süper Online'ı sıfırdan kurduk. Yani gelirleri 1 milyon liranın altındaydı. Bugün e, TürkSel'in en büyük gelirleri olan işlerinden bir tanesi. Ama aynı zamanda da sürdürülebilir bir büyümeye yakaladılar. Yani burada liderlikte geleceği iyi okumak ve takımla bunu gerçekleştirmek çok iyi diye düşünüyorum. Ama e, yani işin özünde liderin, işin sonunda liderin işin ne olduğunu, yani iş dünyasının kurallarını iyi anlaması lazım. Ben burada, yani siz ister teknoloji adam olun, ister başka bir işini yönetin. Ama müşteriye odaklanmak en kritik. Yani bu konu bence genellikle çok atlanıyor. Ve insanlar müşteri velinimetimizdir diyorlar ama müşterinin segmentasyonunu yapıp müşterinin ee, müşterilere bir, neredeyse birer birer odaklanmak lazım çünkü e, yani mesela e, Türkiye'nin en zengin firmasıyla e, küçük bir işletmenin ihtiyaçları aynı değil Türkiye'de en önemli iş adamıyla bir öğrencinin ihtiyaçları aynı değil bir engellinin ihtiyacıyla bir e, diyelim ki bir e, gencin ihtiyacı aynı değil. Yani değişik, müşteri çok değişik olabiliyor. Müşterinin kim olduğunu görüp, ona odaklanıp, o müşteriye nasıl maksimum fayda ve farkı yaratırız? Evet, bu söylediğiniz tabii Süreyya Bey, e, her sektörde, e, her piyasa koşullarında çok kritik bir şey. Yani müşteri odaklılık. Çünkü bütün fırsatlar müşterilerin ihtiyaçlarından, sıkıntılarından doğuyor. Aynen. Ve şimdi yani oraya birazdan onu bağlamak istiyorum. Artık biz müşteriye bu data, big data sayesinde müşterilerden bize gelen yani neredeyse birebir onları tanıyarak hatta kendilerinden daha iyi tanıyarak ona tavsiyelerde bulunarak ya sana şu, sen şunu da beğenebilirsin. Yani geçmişte aldığın kitaplardan, dinlediğin müzikten onlara bakınca sana şunu da tavsiye ediyorum diyor sistemler. Daha akıllı sistemler. Yani e, müşteriye odaklanmak çok önemli ama devamlı bir müşteriye bir fayda sunman lazım. Fayda sunmazsan tabii ki e, sana parasını vermeyecek. Ama aynı faydayı sunan çok fazla alternatif varsa bu sefer e, o alternatifler arasında muazzam fiyat rekabeti olunca karlılık bazen eksiye bile dönüşebiliyor. Çünkü çok fazla rekabet içinde birisi diyor ki bir, bir e, cin bir pazarlama yöneticisi ya diyor ben ürünleri maliyetin altında satacağım çünkü pazar payı istiyorum diyor ve şirketi neredeyse batıracak şekilde piyasayı batıracak şekilde e, zararlara yol açabiliyor bazen bu pazar payı savaşları e, bunu iyi yapınca eşsiz bir müşteri deneyimi ortaya çıkartmak çok önemli yani ben hep teknoloji adamı oldum ama e, iş dünyasında lider olarak Esas benim odağımda bu müşteriye odaklanma hikayesi var. Ben şeyi anlattınız zannediyorum. Hatırlıyor musunuz? Yani ben TürkSel'e başladığım birinci günün sabahı sizi evet. ziyarete gelmiştim. Evet. Müsaade ederseniz anlatayım Süreyya Bey dinleyicilerimize. Kıymetli konuklar benim Çalık Grubu'ndan önce çalıştığım Türkiye'nin ileri gelen bankalarından bir tanesinde görevdeydim. Süreyya Bey'in Türkiye'ye atandığı zaman. Biz bir Cuma günü Reuters'da Süreyya Bey'in... E, ...Tüksel Genel müdür olduğunu öğrendik. E, bir haber haber başlığında. E, hafta sonuydu ben... ...işte eve gittim. Hatta o zamanlar hatırlarsanız Blackberry cihazlarımız vardı. Bu e, iPhone'lar yoktu. E, ben Cumartesi günü... ...Pazartesi sabahı için... E, ...Süreyya Bey'le bir toplantı daveti aldım bankada. Allah Allah dedim yani yani Süreyya abi Cuma Amerika'da ne zaman işe geliyor ne zaman başlıyor neyse hakikaten hatta dedim ki acaba bir şaka falan mı e, Pazartesi bankaya gittik çok iyi hatırlıyorum aktif pasif toplantısından sonra e, Süreyya abi toplantı yaptık ve öğrendik ki e, Süreyya abi işe gelmeden önce Türksel aramış demiş ki bizim iyi müşteriler kim işte ABC e, tamam demiş ben ofise gitmeden e, müşteriye gideyim e, o zaman tabii bunu öğrendikten sonra çok etkilendik, e, yani çok sıra dışı bir şey. E, o zamandan beri şimdiki tabii e, sizin sunumunuzun da birinci sayfasında, e, birinci satır müşteriye odak. E, o tabii sonra bizim bankada çok efsane olmuştu sizin hani işe başlamadan önce müşteriye gitmeniz. E, o vesileyle tabii sizi tanımak e, çok çok güzel bir sürpriz oldu bu yani siz bana anlattınız bu hikayeyi ben hatırlattınız bana çok iyi oldu yani ben açıkçası tam olarak işe başlamadan sizi ziyarete geldiğimi hatırlamıyordum da müşteri odaklı olduğumu biliyorum ben de şunu hatırlıyorum Türkcell'den ayrılmaya karar verdikten sonra yani son gün bana bizim satış ekibi dedik ya şöyle bir müşteri var <laughs> ben ama... ziyarete gittik ki yani Türkcell'in Türkcell'de kalsın ve Türkcell'de işini devam ettirsin. Diye. Yani müşteri e, odakta tutmak çok önemli. Bütün olay müşteri. Çünkü zaten bir şirketin income statement'ı yani P&L dediğim profit and loss statement'ın en başında gelir var. Gelir kimden geliyor? Müşteriden geliyor. Yani gelirin yoksa zaten şirket yok. O yüzden e, ama e, müşteriler arasında çok farklı olduğu için ben bence işin sırrı ne kadar e, yani bir grup insana eşsiz müşteri deneyimi yaşatabilmek. O yüzden bazen niç pazarlara bile odaklanmak bir startup için çok iyi olabilir. Bir de farkı yaratmak tabii ki çok kritik olacak. Şimdi bunu, bunun bunları söylemesi kolay da tabii ki olay operasyonel mükemmellikle verimliliği bir araya getirip bu eşsiz müşteri deneyimini yaşatmak. Çünkü eşsiz müşterinin deneyimi içinde fiyat da önemli bir konu, fayda da önemli bir konu ve opera ve müşteri hizmet çok önemli bir konu. Artık operasyonel mükemmelliği yakalamak için, verimliliği arttırmak için teknolojiyi kullanmadan burada başarılı olmak mümkün değil. Yani ben bunu birazdan göstereceğim ama yani optimizasyon, data analytics bunlar yapılmadan operasyonel mükemmellik mümkün değil. Yani diyelim ki bir şirket var, 2000-3000 tane kalem ürünü var. Diyelim ki 250 bin noktaya satış yapıyor. 5000 tane satış elemanı var. Yani böyle bir kompleksiteyi sistemsiz e, yönetirseniz, siz verimliliği kaybede kaybedersiniz ve başarılı olamazsınız. Burada mutlaka artık optimizasyonu kullanmak çok kritik diye düşünüyorum. Bir de e, hızlı inovasyon diyorum. Yani benim esasında işin özünü ben bu kadar bir, bir slaytta özetleyeceğim. Bu gördüğünüz gibi. Şimdi uzun zamandır inovasyon artık herkesin ağzına takılmış herkesin kullandığı bir kelime oldu. Herkes inovasyon diyor ama bunu gerçek yapabilenlerin sayısı çok az. Ve ben ben burada bir şeyi vurgulamak istiyorum. Altını çizdiğim buradaki bu hızlı kelimesi. Yani inovasyonu hızla gerçekleştirmek lazım. Ve işin içine entegre etmek lazım. Yani bazı şirketleri duyuyorum büyük holdinglerde diyorlar ki ya biz CEO diyor ki bir tane inovasyon ekibi kuralım, başına bir digit head bir adamı getirelim, o bize inovasyon yapsın köşede. Ona da köşede bir adama belki bir merhaba diyorlar, tanıştırıyorlar, sonra adamı unutuyorlar o köşede. Halbuki ondan sonra işin geriye kalan kısmı tıkır mıkır kendi şeyinde gidiyor. Orada o adamlar da işte Amerika'da şu olmuş bu olmuş diye haberler getiriyorlar. Yani o inovasyonu şirkete getirmek değil. Önemli olan müşterilere. İnovasyonla nasıl daha fazla fayda sunuyorum? Nasıl rekabete karşı fark yaratıyorum? Yani burada da bu hız kelimesi çok kritik. Ve yani bence iş dünyasındaki en büyük fark hız. Yani biraz evvel de söyledim. Bill Gates bu vizyonuyla diyor ki ya PC diye bir şey gelecek. O yüzden ona diyor büyük bir fark yaratacak, büyük bir insanlara fayda sağlayacak. O yüzden adam Harvard'da üçüncü sınıftan okulu bırakıyor. Niye? Bir an önce işe başlasın diye, müşterilere hızla bir servis sunsun diye. Yani şimdi e, Türkiye'de iş adamları bazen, e, yani dünyada da sadece Türkiye'de değil, birçok yerde iş adamları e, böyle büyük gurur yaparak diyor ki, biz diyor bekleriz teknolojiyi, ilk önce diyor bir otursun, herkes kullansın, görelim bakalım çalışıyor mu, ondan sonra kullanacağız ise ondan sonra kullanarak zaten çok geride kaldın. Onu kullananlar zaten aldı geçti, işini yaptılar, koşuyorlar. Onlar müşteri büyük bir, ihtimalle senin elinden almaya başlamışlar bir de yani. Yani hızlı hareket etmek çok kritik. Yani Türkcell'de ve yani ben biraz Microsoft'u bir yerde küçük bir tenkit ettim. Çok fazla bütçeleri sıkıyorlardı diye. Yani bilerek ben bazı iş gruplarını bütçelerine yani inovasyon, denemeleri için, bazı şeyleri denemeleri için ek bütçe veriyordum, fazla kısmıyordum ki. Ya bu adamlar, yani her şeyi kısınca adam e, inovasyon yapmaya e, alanı al, al, alanı kalmıyor. Tabii. Ve bu e, değişim de böyle anında yüzde yüz olacak gibi bir şey değil yani. Bazen bir unknown var, bir belirsizlik olduğu için zaman yani bu üç ay da olabilir, altı ay da olabilir. Bazen böyle gecikmeler de olabiliyor. O yüzden. Yani insanlara biraz denemek için e, alan yaratmak lazım. Şimdi e, bu hızlı inovasyonda tabii yazılımsız olmaz ya. Burada hızla yazılımı geliştirip bu işi otoma, ot, e, optimizasyonu kullanarak e, operasyonel mükemmelliği, verimliliği yakalamak, müşteriye daha çok yakınlaşmak, müşteriye daha çok odaklanmak. E, yani bu sistemleri hızla kurmak lazım. Ben burada... O yüzden bu data analytics, optimizasyon, yazılım ve bunları hızlı yapmanın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Bunları yapınca sürdürülebilir karlı büyüme bence iş dünyasında gerçek hedef burası. Yani sadece büyüme de değil, bence karlı büyüme de önemli. Çünkü karsız büyüyorsanız bir süre sonra şey bitebiliyor, para bitebiliyor. Yani karlı büyüme de çok önemli diye düşünüyorum. Yani bence e, işin özü e, liderlikte bu işin özünün kurallarını iyi anlamak e, ve aynı zamanda geleceği iyi okuyarak e, geleceğe odaklanmak çok kritik. Evet, çok katılıyorum Süreyya abi. Belki de ben ufak bir katkı bu hızla beraber biraz Tabii. da e, benim gördüğüm yani hataya tolerasyonun da fazla olması lazım. Çünkü... Yani inovasyon hani birinci denemede her proje başarılı olmuyor. Sizin de herhalde kastınız oydu yani projeyi aynen, çok aynen. limitli tutarsanız yani bir iki deneme yanılıyor tabii ki bir öğrenim körbe oluyor. Bir de tabii bizler olarak yöneticilerin de alt ekipleri de her zaman motive etmemiz lazım. Yani arkadaşların yaptığı ilk hata da onların shape'lerini de kırarsak bu sefer tabii o istediğimiz inovasyon kültürü şirkette de yayılmıyor. Aa diyorlar o onu şey yaptı, şey kötü oldu, demotiv oldu vesaire. Yani o şirketin içinde o girişimcilik, inovasyon ruhu, kültürünün de ben şahsen çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hata yapılabilir tabii bütçe içinde, o tolere edilebilir. Hani mühim olan onları tekrarlamamak ve onlardan bir ders çıkarmak. Evet. Çok haklısınız, aynen. Ee, yani inovasyon için insanlara biraz denemeleri için yeni teknolojilerle yeni e, projeler işi değiştirebilmeleri için fırsat yaratmak lazım. Aynen, aynen. Ee, Süreyya abi, bundan müsaade ederseniz şeye geçelim. Ee, bu dijitalleşme de sizin dediğiniz gibi bizim şu anda Türkiye'de e, çok konuştuğumuz, bütün dünyada çok. ...önemli konulardan bir tanesi. Ben müsaade ederseniz... ...hem siz birazcık nefes alırsınız. Bu dijitalleşme... ...tabii ben şöyle özetliyorum... ...banka kökenli bir yönetici olarak... ...sizin de çok iyi bildiğiniz gibi... ...gerek dünyada gerek Türkiye'de... ...dijitalleşmenin ilk görüldüğü sektör... ...bizim finansal endüstriler dediğimiz... ...işte ağırlıklı banka, sigorta... ...leasing vesaire sektörü. Bunlardan e, çok yaklaşık son 15 senedir ciddi bir atılım gördük. E, sizlerin de tabii bahsettiği gibi bankaların burada en büyük destekçileri de telekomcular oldu. E, çünkü bizim şu anda en kritik kanalımız e, cep şubelerimiz Her müşterinin elinde sürekli yanında bir şube var. Bu bizim bankacı için yani süper bir fırsat. E, bize süper etkinlik sağlıyor. E, süper kapasite sağlıyor. Süreyya Bey çünkü biz ortalama bir banka şubesine günde 300 kişi bilemediğiniz 400 kişinin işlemini yapıyorsunuz ama bugün elimizdeki telefonlarla e, herhangi bir banka Türkiye'de günde 1.5 milyon 2 milyon müşteriye hizmet veriyor şimdi bizim 2 milyon müşteriye hizmet için 10 yani binlerce şube kurmamız <laughs> lazım ki teknik olarak mümkün değil eee Ondan sonra da tabii Süreyya Bey siz de Türkiye'yi çok yakından takip ediyorsunuz. Zaten yaptığınız yatırımlarda o paralelde. Biz son zamanlarda da özellikle reel sektördeki bu dijital dönüşümü çok çok konuşuyoruz. Eksik olmasın Ankara'nın, kamunun, bakanlığımızın veya yatırım ajansının bu konuda çok destekleri var. Ben müsaade ederseniz bizim ile yaptığımız çok güzel bir çalışma var. Süreyya Bey. Onu paylaşmak isterim. Biz bunu 2019 senesinde başladık. Geçen sene bitirdik. Böyle bir ucu da pandemiye dayandı ama artık uzaktan çalışma tekniğiyle hallettik. Ee, yani bizim e, amacımız şuydu. Yani özellikle e, imalat sanayinde e, Türkiye'deki fotoğraf nasıl? Biz buna dijital olgunluk dedik. E, 48 tane firmada eee benim yönetim kurulu başkanlığı yaptığım Çalık, Dijital ve ISO'nun ekipleri 48 tane firmada çalışma yaptık Süreyya Bey, kıymetli katılımcılar. İşte gıda sektörü var, makine var, plastik, kimya sektörü var, tekstilcilerimiz vardı çok kıymetli. E, tabii zaten ISO bizim sanayimizin önde gelen lider kurumlarından bir tanesi. Yani biz dedik ki, e, biz şu anda eziz neredeyiz e, dünyaya kıyasla? Hani bu 4.0 ve 5 skalada da bir seviye belirlemeye çalıştık. Yani tabiri caizse bir röntgen çektik. Dedik ki bu şirketlerimiz teknoloji ve veri analitiğinde neredeler? Üretim süreçleri ne kadar dijitalleşmiş? Kalite süreçleri nasıl? Bakım süreçleri nasıl? Ve genel dijitalleşme seviyesine baktık. Ee, yaklaşık bir iki gün sahada çalıştık. Ondan sonraki bir haftada şirketlerin yönetim merkezlerinde çalıştık. Çok kıymetli bir çalışma oldu. E, ve şunu gördük ki tabii Türkiye'de bu konuda yapılan çok yatırım var. Yani birincisi merak edilen şey bizim skor böyle 1.9 ile 2.1 arasında çıktı e, Türkiye'deki bu kıymetli şirketlerimizle yapılan e, çok yüksek bir ilgi alaka var e, onu gördük. Yani çalışan patron profesyonel herkes bu işin çok farkında Süreyya Bey çünkü sizler de biliyorsunuz efendim. E, dijitalleşmeyle mutlaka siz de bahsedeceksiniz. İmalat sanayinin içindeki Türkiye'nin göreceli olarak rekabetçi olduğu insan gücü kısmı göreceli olarak düşüyor. Şimdi tabii insan gücü düştüğü için bizim de göreceli olarak kuvvetli alanımız olduğu için özellikle maliyet yapmakta eğer biz bu sanayimizi uygun bir şekilde dijitalleştiremezsek global anlamda daha da rekabetçi, daha da zor bir e, duruma geleceğimizi söylüyoruz. E, o, o bakımdan çok şey, e, yani çok gelişmiş. E, en iyi, en iyi skoru kalite tarafında gördük. E, bu firmalarımızın kalite süreçleri iyi. E, Görece olarak gelişim alanlarında da teknoloji ve veri analitiğinde gördük, e, özellikle data'da. E, ben de bir bankacı olarak da o konuda çok. E, farkı hissettim bizim tabii banka sisteminde gerek BDDK'nın zorunluluğundan dolayı bizim işlemlerimizin hepsi kayıt altında Süreyya Bey yani siz bana bugün deseniz ki Galip Bey sizin bankanızda ben 4 sene önce bir işlem yaptım biz o işlemin hangi arkadaşımızın hangi kanalda ne olduğunu saati ve saniyesine göre söyleriz çünkü bizim regülatörümüz bunlara bylaw bizden log attırıyor ki hani Allah korusun sizin hesaplarınızda kötü bir şey olursa, bir audit konusu vesaire olursa gelip bakalım. Şimdi tabii e, imalat sanayinde bu durumu yaratmak çok zor. Çünkü firmalar uzun sürede makine parklarını oluşturmuşlar. Bazı makineler bir senelik, bazı makineler üç senelik. E tabii doğal olarak bazı makineler, ömrü daha uzun olan makineler on senelik. E, ama şunu gördük ki Türkiye bu konuda çok hevesli. Evet. Çok e, istekli yatırımda ama tabii özellikle şu son bir senedir üzerinde bulunduğumuz bu pandemi süreciyle tahmin ediyorum bazı yatırımlarımız e, ertelendi. Bir kısmı da ötelendi. E, ben bu vesileyle Süreyya Bey şeyi sizlere sormak istiyorum efendim. Bu Yani siz dijitalleşme deyince ne anlıyorsunuz? E, eksik olmayın siz bize çok uzaklardan Amerika'dan katılıyorsunuz. Yani buradaki bizim fırsatlarımız e, risklerimiz nelerdir? Hani Türkiye'yi seven, ben öyle gördüm sizin konuşmanızdan. Yani sizin yurt dışındasınız ama aklınız fikriniz Türkiye'de, kalbiniz burada. Tabii ee, ki, tabii ki. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim bu süreci? Ee, o konudaki ben yorumlarınızı almak istiyorum. Çünkü ondan sonra da eksik olmasın katılımcılarımız bayağı bir soru yöneltti. Onları da sizlere paylaşmak istiyorum. Tamam. Ee... Ben yine izin verirseniz bir slide paylaşmak istiyorum. Gözüküyor değil mi şu anda? Gözüküyor evet. Mu? evet. Evet. Evet tamam. Süreyya abi. Şimdi yani bu şurada ben işin özünde buradan çıkan ana mesajlar müşteriye odaklanmak müşteriye fayda ve fark ve eşsiz müşteri deneyim yaratmak ve bunda operasyonel mükemmellik, verimlilik ve hızlı inovasyon. Şimdi bunu yapmak için bunu nasıl yapacaksınız? Bunu yapmak için teknolojiyi kullanmadan burada sizin dünyada başarılı olmanızın hiçbir şansı yok. Yani bu hedefleri yakalamak için daha çok müşteriye odaklanmak, yani ona daha hızlı hizmet, daha hızlı inovasyon. Bunlar için mutlaka teknolojiyi kullanmak lazım. Şimdi bir saniye şuraya gelelim. Yeni bir dünya var bu dijital dünya. Bunun bence üç tane önemli kısmı var birinci kısmı bilgisayarlar artık her yerde yani artık stadyumdaki büyük e, ekranlar da bilgisayar televizyon da bir, bir bilgisayar tablet de bilgisayar telefon da bir bilgisayar şimdi önümüzdeki 5-10 yılda insanlar bir gözlük takacaklar o gözlükten virtual reality ile yani e, e, yepyeni e, bir e, dünyayı görecekler e, e, İzmir'deki bir imalatçı Amerika'daki bir ürünün tamiratını bu gözlükle yapabilecek. Yani çünkü kendisi sanki orada Amerika'daki motoru tamir edermiş gibi e, orada e, bunu oraya aktarabilecek. E, makinalar, e, e, robotlar ve autonomous vehicles yani kendi başına hareket eden AI ile hareket eden e, şoförsüz, e, pilotsuz araçlar, e, makinalar sensörler yani benim için bu resimdeki en önemli kelimelerden bir tanesi bu sensör sensörlerle ölçmek ve o bilgiyi almak data ve, ve ve giyilebilir giyilebilir bilgisayarlar yani şu içinde bunun 160 tane sensör var kanımdaki oksijeni ölçüyor kalp atışımı ölçüyor kaç adım attığımı kaç koleri. hepsini yüzerken kaç metre yüzmüşüm koşmuşum bisiklete binmiş hepsini ölçüyor internet of things Şimdi bir de büyük bilgisayarlar var. Bunlar da bu datayı tutan, çok hızlı database kurabilen, veri tabanları, veri hazineleri kurabilen, big datayı analiz edebilen, machine learning AI uygulayan bilgisayarlar. Şimdi evvelden bu ikisi birbirlerine kablo ile bağlıydı ama mobil 3G dünyasıyla mobil geniş banta geçildi ve kapsama alanı biraz evvel gösterdiğim Türkiye yüzde 99.7 ile Türkiye dünyada birinci hale geldi. Her yerden ulaşılabilir olunca her yerden datayı toplayabiliyorsunuz. Şimdi yukarıdaki bilgisayarlardan ve sensörlerden data şirketin merkezindeki büyük şirketin merkezindeki veyahut da cloud'daki Cloud. başka bir merkezdeki bir veri tabanına toparlanıyor şirketinizin önemli müşteriler hakkındaki bilgiler. Siz orada artık optimizasyon da yapabiliyorsunuz ve müşterilere teker teker artık yani segmentasyon da değil. Ayşe Hanım'a direkt odaklanabiliyorsunuz. Ayşe Hanımı tanıyorsunuz. Tabii. Mehmet Bey'i tanıyorsunuz. Tabii kişi bazında. Kişi, kişi bazında. bazında. Yani buna mass customization da deniyor. Yani artık mass müşterileri bireysel müşteriye dönüştürebilme olayı. Yani bunun için, yani dünya bu. Ve e, 5G dünyası geliyor. Yani burada e, şunu da belirtmek istiyorum. 5G'nin en kritik teknolojisi, Polar Codes diye bir teknoloji. Bunu bulan MIT'den, daha doğrusu ortaokul lise yıllarından benim çok yakın arkadaşım, MIT'de o doktora yaparken ben de Harvard Business School'daydım. Erdal Arıkan, Bilkent Üniversitesi profesörü. Yani bu da esasında bütün Türkiye'ye tekrar bir e, hem gurur vermeli ama bir de ya bizim yani e, bizim insanımızda var bir cevher dedirtebilmeli. Yani bir Türk gidiyor 5G dünyasının en kritik teknolojisini buluyor. Amerikalılar değil, Çinliler değil, Hintliler değil bir Türk, Erdal Arıkan yani o sevgili Ertal kardeşimi tekrar bir kere buradan kutluyorum. Ama hepimizin bundan bence cesaretlenmesi lazım. Yani çocuklarınıza cesaret verin, kendiniz cesaretlenin. Öyle ben teknolojiyi geriden takip edeceğiz demeyin. Bu bizim de benim de başıma gelmişti. Şimdi biz 3G'yi öyle bir kurduk ki ben standartları çok yüksek tuttum dedim. Biz mobil geniş bantı getirmemiz lazım. Sadece yani şeylere takılmayın böyle isimlere 3G, 4G, 4.5G. Hızlı interneti getirmemiz lazım. Ve Diyarbakır Paris'in 3 katı hızlıydı. Türkiye'nin ortalaması Amerika'nın 2 katı hızlıydı. Ve o zaman bir gazeteci bana geldi dedi ki ya Süreyya Bey biz dedi burada acaba yine bir yanlış mı yapıyoruz? Niye Fransızlardan hızlıyız? Yani adam inanamıyor mutlaka diyor vardır bunu. Bir Fransızlar belki bu konuda yavaş olmak daha iyi diye düşünüyordu adam yani. Yani evet. <laughs> yani Türk insanının bunu atlaması lazım. Bizim biz dünyada rekabet edebiliriz. Şimdi 5G bizim bu Erdal'ın da çok kritik rol oynadığı 5G artık highly reliable, low latency communication getiriyor. Yani artık çok daha güvenilir ve telefonu açtığımda bir setup böyle siz bağlanana kadar bir, bir saniye falan geçer ya. Artık o e, yani saniyelerden milisekundlara yani saniyenin on, e, binde biri seviyelerine düşüyor. O yüzden bu kadar hızlanınca makinaları, cihazları e, yönetmek daha mümkün olacak. E, öteki türlü yani bir saniyede araba çok büyük mesafe gidip kaza yapabilir yani. Mesela. Evet. Hatta e, yani optimization real time bence çok öne çıkacak ve yani bilgiyi bilgiyi analiz ederek, bilgiden insight çıkartarak e, hareket edince çok daha akıllı sistemler ortaya çıkacak. Sağdaki satış elemanı e, bir satış noktasına gittiğinde o demografiye göre en uygun 10 tane tap ürün hangisi, hangi fiyattan satmalıyız, hangi stok seviyesinde satmalıyız... Mesela Fenerbahçe Stadyumu'nun yanındaki bakkal Fenerbahçe maçlarının olduğu gün büyük bir ihtimalle bir patlama yapıyor. Ama maç olmadığı günlerde de belki boş satıyor adam. Bunu önceden tahmin ederek o doğru stok seviyesini yani yakalamak lazım. Eğer İstanbul'da bir gün 15 dereceye çıkıyor, bir gün kar yağıyor. Yani bunu bile ileriden tahmin ederek ona göre e, önlemi almak lazım. E, yani artık e, data'yı analiz ederek e, yani bu adam nereden bu kadar düşündü? Yani açıl susam açıl gibi <laughs> e, artık ileriyi tahmin etme şansımız oluyor yani. Anlatabiliyor Hayır. muyum? Hayır. E, bu dijital dönüşüm e, sadece IT'nin işi değil yani her departmanın, her elemanın işi, her şirketin var olma mücadelesi. Bence e, dijital dönüşüm işinin işe entegre olmalı. Yani çok görüyorum maalesef ama ...birçok holdinglerde, büyük şirketlerde... ...yani şirketin kurucuları bazen çok tutucu ve yavaş hareket ediyorlar. Yani işi sadece, bu dönüşümü sadece IT'nin başındaki elemanın yapması mümkün değil. Bazen IT departmanlarına da bir kara kutu, kara kutu gibi bakılıyor. Yani bu adamlar işte bir teknoloji adamları, orada bir şeyler yapıyorlar ama... ...bize de iyi bir şey olursa gelir söylerler diyorlar, sonra dinlemiyorlar... Ve bazen de IT de çok büyük projelere odaklanıyor. Ee, diğer küçük işlerle kimse ilgilenemiyor. Ee, yani ben, e, böyle bir dünya var. Dedim ya, bu yeni dünyayı iyi okumak lazım. Ee, yeni dünyayı iyi okuyup, işe, kendi işimizi ona göre adapte etmek, değiştirmek ve yeni bir oyun planı kurmak lazım. Ee, bu teknoloji altyapısı bize müşteriye daha çok yakınlaşmaya fırsat veriyor. Müşteriye daha çok fayda sunmaya imkan veriyor. Müşteriye rekabete karşı şirketimizi farklılaştırmak için fırsat veriyor. Fakat bütün bunları bence hızlı yapmak lazım. Çünkü bu yüzden yani bence artık bir CEO demek bu resmi çok iyi anlıyor ve optimizasyonu kullanarak Operasyonel mükemmelliği yaratıyor, verimlilik yaratıyor, yazılımlarla hızlı inovasyon yaratıyor ve yani bunlar bence önemli önümüzdeki dünyada. Bunu yapmak, ve bunları yapınca, iyi uygulayınca dünyadaki pazarlara talip olabiliriz, oralarda oynayabiliriz, oralarda o yani pazarın yüzde 99'unu dünya pazarının yüzde 99'unu kaçırmayız. Yani e, Türk insanın girişimciliği var. Adamlar hakikaten hiç lisan bilmeden atlıyorlar, gidiyorlar, satıyorlar. Ama bunun sürdürülebilir ve gerçek büyük boyutta yapılması için sistemlerin çalışıyor olması lazım. Evet. Çok teşekkür ederiz. E, Süreyya Bey biraz müsaade ederseniz sorular çok. E, bir iki tane soru alalım siz ilk konuşmanızın başında bu vizyondan bahsettiniz. Liderin, <laughs> ilgili sektörün geleceğini doğru kestirmesi lazım, o tarafa yöneltmesi lazım. Katılımcılarımızdan bir tanesi sizin fikrinizi sormuş. Sizin iş yaptığınız alanda gelecek nerelerde der Süreyya Bey. Hangi işlerin önünü açık görüyorsunuz? Birden fazla bizim e, katılımcımız eksik olmasın. E, bu soruyu yönetmiş. İsterseniz bundan başlayalım. Evet. O, şimdi halen ekranda e, yani bu yeni dünya resmi duruyor. E, yani bu yeni dünyada, bu 5G dünyasında e, bence real-time optimization çok ön plana çıkacak ve smarter systems ön plana çıkacak. Yani bu yüzden benim özel e, İki tane önemli yatırımım var. Ben bu iki şirkete çok inanıyorum. Yani birisi e, sistem optima, optimizasyon konusunda uzman. E, yani 15 senedir danışmanlık yapan, çok dünyanın çok değerli e, hocalarından e, Ekrem Duman'ın e, liderliği kurduğu bir şirket. Ben bu firmayı danı, e, firmaya yatırım yaptım ve e, e, bu firmanın bu firmanın danışmanlıktan ürün firmasına. Ve sadece Türkiye'ye değil dünyaya açılmasına çalışıyoruz. Ben bu firmanın yönetim kurulu başkanıyım ve çok iyi bir ekibimiz var. Kısa süre içinde de Türkiye'deki Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bankası, yani Türkiye'nin en büyük üç bankasının ortak ATM Network'ünün Cash Optimization, Routing Optimization, yani rotalama ve stok optimizasyon konusundaki projesini de yapıyor bu proje bu şirket. O yüzden yani e, e, büyüme potansiyeli çok yüksek, çok değerli bir şirket diye düşünüyorum. Bir de yani bu e, algoritmaları yazılıma dönüştürmek çok kritik. E, orada da Quika, Quick Application'dan geliyor. Yani ne kadar e, yani ben kendi iş hayatımda kendim yazılım mühendisi olmama rağmen yazılımın gerçekten bir e, zor bir soru işareti belirsiz ve e, yani devamlı bir challenge olarak gördüm. Yani bir zor, bir zorluk gördüm, belirsizlik gördüm. Bunun büyük bir kısmı e, bu e, bakarsanız yani büyük firmalarda da yazılım projelerinin yüzde yetmiş beşi başarısız oluyor. Beklentini, beklentiyi yakalayamıyor. Bu Gartner grubun e, raporu. Yani diyor ki büyük firmalarda e, yazılım projelerinin yüzde yetmiş beşi beklentiyi, expectation'ı yakalayamıyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi müşterinin ihtiyaçları kolay belirlenemiyor. İkincisi de büyük firmaların organizasyonları çok karışık. O organizasyonların arasında orchestration çok zor oluyor ve projeler çok uzuyor. Yani bu şu resmi yakalamak için bence optimizasyon ve yazılım çok kritik, hızlı hareket etmek çok kritik. O yüzden bu sistem Optima ve Kuykaya yatırım yaptım. Bu iki firmanın ürünlerini Nasıl dünyaya pazarlarız? Ee, tabii ki Türkiye'den başlayarak bunun üzerine çalışacağız. Teşekkürler Süreyya Bey. Ee, kıymetli bizi dinleyen Volkan Kadem Bey'in bir e, sorusu var Süreyya Bey. Der ki, e, ekosistem olarak Türkiye ve Amerika'yı veya başka ülkeyi nasıl kıyaslayabilirsiniz? Gelişim alanlarımız, fırsatlarımız e, nelerdir der? Oha şimdi yani size bir şey söyleyeyim mi? Ben Türksele geldikten sonra çok kısa süre içinde anladım ki tarihi bir sorumluluğu üstümüze almışız. Yani biraz biraz ağır oldu belki ama şu şekilde. Şimdi tarihte bize hep şunu öğrettiler: Osmanlı İmparatorluğu çok başarılıydı, fakat sonra bir duraklama dönemine girdi. Bence bunun ana sebebi matbaayı atlamaları oldu. Bana göre. Ve birçok tarihçi de böyle diyor. Ee, hakikaten işte 1453'te İstanbul'u fethedebilen e, bir medeniyet, bir güç e, Avrupa'nın ortalarına kadar giden e, Akdeniz'i göle çeviren bir, bir muazzam bir medeniyet e, matbaa yüzünden bilgiye ulaşmada geç kalıyor ve 300 senelik bir duraklama dönemine giriyor. Birçok tarihçi bunu söylüyor, ben de buna katılıyorum. Yani matbaayı atlaması. Türkiye'de Osmanlı'da o zaman el yazısı kitaplar var. Almanya'da 1 milyon matbaa basınca 1 milyon kişi matematik öğreniyor, fizik öğreniyor, sanat öğreniyor. Türkiye'de ise el yazısı kitaplarla çok limited gidiyor. İnternette böyle eşitleyici bir şey olacak. O yüzden Türkiye'de mobil ve fiber internetin Türkiye'ye hızlı gelmesi, Türk insanının bu konuda dezavantajlı değil, avantajlı olması benim ve Türksel'deki bütün çalışanların bir numaralı bu vatani, ulusal en önemli görevimiz olarak gördük biz bunu. Yani bu inanın her şeyin üstündeydi. Ve o yüzden de Türksel'liler yani İnanılmaz fedakarlıklar yaptılar, hayatlarını kaybeden arkadaşlar oldu bu sistemleri kurmak için. Yani internetin bilgiye ulaşmanın, yani İbrahim Tatlıses demiştir ya, ya bizim köyde Harvard vardı da mı gitmedik? Hatta Oxford vardı da mı gitmedik? Ama internet olunca köydeki çocuk da Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenciyle aynı bilgiye ulaşabiliyor. Şimdi ekosistemi sordu arkadaş. Ona şuna şöyle bağlayacağım. Yani artık internetten insanlar her türlü bilgiye ulaşabildiği için dünyada bilgili insan demokratikleşmeye başladı. Artık bu teknolojiyi bilen insanlar sadece Amerika'da, sadece Almanya'da değil. Yani benim oğlum Taft Üniversitesi'nden e, bir e, en iyi derecelerle Computer Science'da mezun oldu. Fakat dedi ki, baba dedi, bize bu üniversitedeki profesörler bu AI konusundaki son gelişmeleri iyi anlatmadılar. Ben diplomayı aldım ama kendimi e, daha geliştirmem lazım dedi. Üç ay kapandı, online AI konusunda üç tane kursu bitirdi, sertifika aldı. Yani kendisini yani kendisini kendisi yetiştirdi. Okuldan yeni mezun olmasına rağmen en iyi derecelerde. Bu yüzden ben Türkiye'deki, Türkiye'de, Çin'de, Hindistan'da artık bu tele, teknoloji konusunda çok değerli insanlar var. Ve Amerika'daki olanlar daha yüksek para alıyorlar. Ama bilim konusunda, ilim konusunda, teknoloji konusunda Artık dünya demokratikleşmiş vaziyette. Bu da büyük bir fırsat. Bu da beni motive ediyor. Türkiye'de üret, dünyaya sat diye. Yani bunu becermemiz lazım. Bunu da iyi bir takım olmamız lazım. Birbirimize güvenmemiz lazım. Hedefleri daha yüksek tutmamız lazım. Yurt dışına giderken de işbirlikleri yaratmamız lazım. Çünkü bazen bu küçük firmaların yurtdışı dışı satış ofislerini kurmaları için o yüksek rakamlarda paylaşmak, masrafları o ortak tesisleri kullanmak, ortak satış elemanlarını kullanmak bu e, verimliliği de yakalamamız lazım. Yani bizim e, ama harekete geçmemiz lazım. Hızlı hareket etmemiz lazım. Yani artık sevgili katılımcılar, her iş adamı kendisine güvensin. E, gençlerimiz yaman. Artık bilgi konusunda eksikleri yok. Yani gerçekten işte görüyorsunuz Erdal Hoca gibi de profesörler var. E, yani e, Biyoteknoloji alanında biliyorsunuz çok başarılı Türklerimiz var. O yüzden ekosistem ve, ve Türkiye'deki teknokentlere ben hayranım. Yani gerçekten Türkiye bazen yurt dışında bence gerektiğinden gerektiğinden fazla negatif görüş olabiliyor. Ama Türkiye'nin içine gidince görüyorsunuz ki. E, büyük bir dinamizm var. E, ben teknokentlerin Türkiye'nin geleceği için bir e, önemli bir e, kaynak olduğunu düşünüyorum. Oradan gerçekten çok güzel çalışmalar çıkacak. O yüzden ekosistem olarak e, Türkiye e, iyi durumda. E, ama işbirliğini daha iyi yapmalıyız ve dış pazarlara odaklanmalıyız. Burada hızlı hareket edebilmek için yani bence e, bir tavsiyem var. O da Türkiye'de iş yapmayı nasıl daha kolaylaştırabiliriz? Yani bu bence ben bunu hep söylemişimdir yani Türkiye'nin o kadar muazzam potansiyeli var ki iş yapmak için dünyanın en kolay ülkelerinden bir tanesi olursa ziyaret etmek için yine turistleri biz kucaklarsak bence bu iki konu Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda ekonomik gelişmesini çok hızlandırır. Çok teşekkür ederim Süreyya Bey. Yani cevabınızdan ben de bu kendine güven kısmını çok önemsiyorum. İnanın zaman zaman benim de yakındaki dostlar, yurt dışında çalışan, yurt dışındaki bankalarla çalışan dostlar diyor ki... ...ya Galip yani Türkiye'deki bankacılık çok iyi, mobil uygulamalar çok iyi yani nasıl oluyor? Bunun altında bir şey mi var? Ya diyorum arkadaş bunun altında bir şey yok. Bizler çok eğitimli, donanımlı bir sektörüz. E, tabii ki iyi olacağız. Yani o en iyi olma konusunda sanki birazcık daha global anlamda daha cesaretli olmamız e, çok önemli Süreyya Bey. Siz konunuzda birkaç kere takımdan bahsettiniz. Bütün yöneticilerin en önemli desteği o. E, bir seminerimize panelimize katılan kıymetli bir değerli dostumuz da demiş ki Süreyya Bey siz e, takımınızı çeke, e, seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? E, çünkü siz de sunumunuzun başında da şimdi de bahsettiniz, e, herkesin işinde öyle artık tek başına yapılan hiçbir iş kalmadı neredeyse. E, bu konudaki görüşlerinizi alalım müsaade ederseniz. Yani hangi kriterler Ama, öne çıkıyor? Bir defa, bir defa bence çok güzel bir soru. Tekrar vurgulamak istiyorum. Şimdi biz televizyonda futbol seyrediyoruz ve merakla tutkuyla takımı, bir takım sporu futbol. Basketbol takım sporu fakat gerçek ve en zor takım sporu iş dünyası. Yani e, ben Türksel'deyken sadece çalışanlarımız değil, bayideki çalışanlarımızla birlikte biz 80 bin kişilik bir orduyuz. Bu 80 bin kişilik takım e, dünya 8 ülkede 75 milyon müşteriye nasıl en iyi hizmeti verir? Yani bunu etme o takımı bu göreve... O yüzden yani bence iş dünyası bir defa bir tamamen takım oyunu. İki ben hep iş dünyasında yani her çalışanın da kendi çapında bir lider olması yani biraz evvel özetlediğim liderlik prensiplerine çok önem veriyordum. Burada seçerken yani hem terfi için hem de şirketi alma konusunda bu çocuğun kendi iş konusu alanında, diyelim ki çalışacağı iş konusunda, o iş konusunun geleceği hakkında doğru, doğru yön nedir? Bu konuda bilgileri var mı? İşini iyi biliyor mu? Sahipleniyor mu? Geleceği iyi okuyor mu? Uzun dönemli büyük düşünebilecek mi? Yani bence birinci kısım bu. i̇kincisi takımını harekete geçirebilecek mi? İkna edebilecek mi? Motive edebilecek mi? Yani güvenilir olmak. Ee, çünkü güven yoksa bence hiçbir şey yok. İletişimi güçlü mü? Ee, yani hep en iyilerin peşinde olup bunları nasıl geliştiririz diye çok emek verdik. Yani inanın e, yani bazı seneler e, sonra teknolojiyle bunu biraz azalttık ama ilk seneler e, yeni bir yıla girdiğimizde yani Ocak Şubat aylarında Ocak Şubat ve Martın bir kısmında e, çalışanlarla toplantılar yapıp onları eğitmek yeni işlerini odaklamak için ben 11 defa 3 ay içinde Antalya'ya gittiğimi hatırlıyorum. 11 hafta sonunu hafta sonları çalışanlarımıza eğitim veriyorduk. Ben de o eğitimlere katılıyordum. Yani şirketimiz şu yönde işte bu dijital dünya geliyor diye 2006'da, 7'de, 8'de bunları anlatmaya başlamıştık. Yani çalışanlar bu yeni dünyayı görsünler, işi nasıl değişeceğini anlasınlar, o konuda kendilerini geliştirsinler diye bu eğitimleri yaptık. Yani takım çok önemli doğru yönü belirliyor mu? Takımına takım oyuncusu mu? Takımını harekete geçirebilecek mi? Bir de davranışlarıyla örnek olmak bence çok kritik. Burada sürekli öğrenen, yenilikçi, kendine güvenen, yani bu arada yani biraz cesaretli olmak lazım. Bazen kral çıplak diyebilmeli. Yani biz kötü haberi kucaklamalıyız. Yani müşteriden gelen bir şikayet belki bir fırsat. Onu saklamamalıyız çünkü saklarsak tekne bir yerden su alıyor bizim haberimiz yok demek mütevaziliğe de ben çok önem veriyorum ben akıllı olmaktan daha çok çalışkanlığa değer veriyordum ama bence her şeyin temelinde de dürüst olmak var güvenilir olmak için yani dürüst olmazsanız sonra siz bir bina inşa ediyorsunuz temeli sağlam değilse dürüstlük yoksa o binanın sağlam duracağını zannetmiyorum Doğru. buna benzer yani biraz evvel de bahsetmiştim ee, hem şirketin içinden hem de şirketin dışından e, bu e, özelliklere özellikleri taşıyan arkadaşları hem şirkete transfer ettik hem de e, bunların e, terfi edilmesine e, yol açtık. Bunlardan bir tanesi de Murat Erkan yani ben bir toplantıda Murat Erkan'dan çok etkilenmiştim. O e, biz fiber işine gireceğimiz zaman e, Birçok firmayla görüşüyorduk. Anel diye bir firmayla görüşmüştük. Başında Rıdvan Bey yönetim kurulu başkanıydı. Suat Baysan Bey genel müdürüydü. Bir de işin projeleri yöneten Murat Erkan diye bir genç bir arkadaş vardı. O toplantıda Murat Erkan beni çok etkiledi. Genç olmasına rağmen kendine özgüveni yüksekti. Konuları çok net anlatabiliyordu ve içinde büyük bir enerji olduğunu gördüm yani bir pozitif enerji. Ya dedim bu arkadaş bizim fiber işini biz e, kurmamız lazım sıfırdan kurmamız lazım çok engeller var çünkü kazmak Türkiye'de çok zordu e, rakipler bizi durdurmak için e, ellerinden geleni yapıyorlardı e, o yüzden e, engelleri aşabilecek bir adama e, ihtiyaç vardı yani e, geleceği hakkında e, tür, sektörün geleceği hakkında bilgileri vardı o yüzden e, doğru liderleri getirmek çok kritik e, benim aradığım özellikler bunlar. Çok teşekkür ederiz. Ee, Süreyya Bey. bir tane e, gençlerle ilgili güzel bir soru var. Müsaade ederseniz, e, sizler de biliyorsunuz e, Türk toplumu çok genç bir nüfusa sahip. E, nüfusumuzun çok önemli bir kısmı genç. E, der ki Sayın Canan Nersoy, Süreyya Bey yeni mezun girişimcilere, yeni startup kuracak olan gençlere önereceğiniz e, tavsiyeleriniz nelerdir gençlerimizi ne riskler bekliyor bu riskleri nasıl yönetmeliler e, sizlere teşekkür ediyor bir defa e, girişimciliği e, çok tavsiye ediyorum yani girişimcilik e, e, yani hem kurumsalda çalışan arkadaşlar için hem de e, iş dünyasına yeni giren arkadaşlar için girişimciliği çok tavsiye ediyorum ee, girişimciliğin faydası şu e, yani bir dünyada para kazanmak isteyen arkadaşlar için de yani maaşla zengin olmak e, genellikle imkansız gibi bir şey e, ama eğer bir şeyin de bir payınız varsa bir hisseniz varsa onun o değer kazanırsa oradan bir varlık e, yaratmak mümkün oluyor e, O yüzden e, yani bu belki hiç kimsenin bilmediği bir konu ama ben hayatımda Hissemin olmadığı hiçbir şirkette çalışmadım. Yani çalıştığım her şirkette hissem vardı. Yani şeyi bu yüz yüksek maaşlı teklifleri reddedip hissemin olduğu daha küçük bir maaşı kabul etmek cesaretini gösterdim. Bir defa ama arkadaşın sorusuna gelince. Bir de yalnız şunu da e, belirtmek istiyorum, İş dünyasında e, rekabet çok çetin ve müşteriye odaklanıp müşteriye e, fayda ve farkı o deneyimi sağlamak için kaynaklar gerekli. E, o yüzden yani gençlere e, açıkçası ben ilk önce öğrenmelere öğrenmeleri lazım. Yani iş dünyasının da işin özünü öğrenmeleri lazım. Büyük şirketlerde de öğrenilecek çok şey var. Yani bazı insanlar kendileri gidiyor bir şirket kuruyorlar ama daha ne bir performance review yapmasını biliyor, ne recruit etmesini biliyor, ne muhasebeyi biliyor. Yani birçok şeyi bilmeden de ortaya atlarsanız, yani futbolu hiç oynamamış birisi çıkıyor sahada, futbol oyuna deyince de olmuyor yani. Biraz <laughs> biraz yetişmek de lazım. Tecrübe donanım önemli. Ve yani şimdi iş dünyasında e, bir ürün, bir servisi üretmek önemli ama onu satmak, sonra o müşteriyi memnun etmek, müşteriye destek vermek, bunlar da çok kritik. Yani bu konuda hiç tecrübe kazanmadan e, ortaya çıkarsanız büyük bir ihtimalle başarısız olursunuz. Şimdi bazen bazı gençler e, çok başarılı oldukları şirketler var ama. E, startuplarda başarısız şirketlerin oranı büyük bir ihtimalle yüzde doksanların üstünde. Yani ben öğrenmeye de fazla çok fazla acele etmemeye de şey yani hazır olmak da lazım. Şimdi Bill Gates'in ailesi çok Seattle'ın en önemli en önemli ailelerinden bir tanesiydi. Babası çok büyük bir uh, avukatlık firmasının yöneticilerinden de annesi ise uh, IBM'le şununla bununla birçok uh, bordolarda çalışan bir kadındı. Yani Bill Gates 10 yaşından beri iş dünyasında içindeymiş. Yani daha 12 yaşındayken uh, iş dergilerini Fortune Magazine, Business Week gibi dergileri okuyan bir adam. Yani kendisini yetiştirmiş. Uh, tabii kendinizi yetiştirirseniz yaşın önemi yok yani. Uh, siz... Uh, yani 60 yaşında hazır olmayan insan da var. 20 yaşında iş dünyasına hazır olan insan da var. Bu insandan insana değişiyor. Hazır olmak lazım bence en kritik. Bir de benim bir tavsiyem gençlere, startupçılara yani herkes bir fikir geliştirebilir de esas fikirler bence müşterilerden geliyor. Ee, Galip Bey e, size şeyi söyleyeyim mi? Bence para kazanmanın sırrı nedir? Ee, bir gün Türkiye'de bir taksiye bindim de adamla konuşuyorduk. Adam çok fazla şikayet edince dedim o zaman yani, taksicilikten çık başka e, başka bir iş yapman lazım. Abi dedi ne iş yapayım? Yani o adama vereceğim cevabı düşünürken e, şunu düşündüm: Git kendine parası olan parası olan bir tüzel kişi bul yani bu bir şirket de olabilir bir insan da olabilir. Eğer ondan sonra git o adamın en büyük problemleri neler? O büyük problemlerini çözersen çok para kazanırsın. Yani e, bu e, Canan arkadaşıma da e, tavsiyem e, ve hatta bütün girişimci kardeşlerime tavsiyem. E, yani müşterileriniz kimler olacak? O müşterileriniz, aday müşterilerinizle gidin konuşun, onların ihtiyaçlarını anlayın. E, Onları onların problemlerini çözmeye odaklanın. Yani bence o iletişim, o connection, o collaboration büyük bilgiler getirecek size. Fikirler getirecek hangi işleri yapmak konusunda. Yani şimdi ben mesela System Optima ve Kuyka'ya ben sadece yatırımcısı değilim. Çok aktif olarak da bu şirketlerin büyümesinde çalışacağım. Arkadaşlara destek olacağım. Sebebi ben kendi iş hayatımdan optimizasyonun ve hızlı yazılım geliştirmenin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Orada büyük bir ihtiyaç olduğunu biliyorum, görüyorum. Yani e, gençlere tavsiyem e, müşterilerle insanlarla devamlı collaboration içinde e, ihtiyaçları nedir, nasıl değişiyor, onlara nasıl fayda ve fark yaratırız, bunu çözmeleri lazım. Çok teşekkürler Süreyya abi. Bir sorudan önce sayın Aydın yükselin bir yorumu var der ki Sayın Yüksel telefon attığını ilk 10 yıl Türksel'den kullanmıştım sonra müşteri hizmetlerine kızıp bırakmıştım Süreyya Bey dinleyince ne yaptım ben diyesim geldi Gülen Yüz demiş mesajınızı ilettim şimdi tabii Süreyya Bey sizle sohbet muhabbet çok güzel çok tatlı ama müsaade ederseniz son 1-2 soruya geçelim çünkü Türkiye saatiyle yaklaşık 9'a 20 var Evet. ...mutlaka biliyorsunuz... ...pandemi koşullarından dolayı... ...Türkiye evet. nezdinde 9'dan sonra... ...21'den sonra sokağa çıkma yasağı var... Ee, ...yani bizim... ...toplantımızdan sonra... ...yola çıkacak insanlara da... ...arkadaşlarımıza da vakit verelim... Ee, ...son olarak... E, ...bir katılımcımız... E, ...sosyoloji bölümünden bahsetmiş... E, ...Sayın Zeynep Karadeniz sormuş... ...sosyoloji bölümü ileride... ...değer, değer görecek mi... E, ben de bu soruyu çok önemli buldum çünkü siz de biliyorsunuz biraz önce bahsettiğiniz gibi işte insanın değişik, gelişince değişen ihtiyaçları da değişiyor. Yani 20-30 sene önceki ihtiyaçlarımızla bugünkü ihtiyaçlarımız çok farklı. Tabii sosyoloji de bu bilim olarak da geleceğin trendlerini tanımak anlamında çok, okumak anlamında çok kritik. Sizlerin görüşlerinizi merak ediyor Sayın Zeynep Karadeniz bu konuda Süreyya Bey şimdi biz Türkselde iş hayatında şunu derdik İşimiz teknoloji ama esas işimiz insan yani esasında şirketler bir insanlardan oluşan bir takım müşterilerimiz olan şirketlerde orada da insanlar var yani bence işin hep odağında insan var o yüzden yani sadece teknoloji insanı olmamak işin ...odağında insan olduğunu hiç unutmamak... ...çok kritik. Ee, şimdi sosyoloji gibi... ...psikoloji gibi e, konulardan gelen... ...arkadaşlar... E, ...insana daha odaklı olabiliyorlar. E, onlar da... ...hem bir takımda... E, ...bence insan faktörünü daha ön plana... ...çıkartacak rollerde oynayabilirler. Ama aynı zamanda... ...kendilerini e, teknoloji konusunda... ...eğitirlerse... yani ...hem insanı tanıyorsun hem teknolojiyi tanıyorsun... ...o zaman... Daha etkili, daha verimli olabilirler. Ee, yani e, işte e, başarı hiçbir zaman kolay değil. Başarı e, oluşturmak için yıldızların line-up olması gerekiyor. Yani sıraya girmesi gerekiyor. Yani birçok işi doğru yapmak lazım. Ee, o yüzden yani ben o yüzden işin özü slaydını gösterdim. Sonra da yeni dünya slaydını gösterdim. Yani hem teknoloji dünyasını iyi okumak lazım, ama günün sonunda müşteri odağı koyup ona fayda ve fark yaratmak için de operasyonel verimlilik ve hızlı inovasyon önemli dedim. o yüzden insan her şeyin odağında, iş dünyasının odağında. Evet. Zeynep Hanım teşekkür ediyor. Eee Süreyya Bey ben de sizin görüşlerinize katılıyorum. Ben yani şahsen herkesin ne seviyorsa onu okumasını öneriyorum. çünkü sizin de belirttiğiniz gibi bu takım işi. Takımda herkesin farklı deneyimle, farklı backgroundlı insanlara ihtiyacımız var. Ee, i̇nanın bizim bankalarımızda matematik mezunu, edebiyat mezunu, mühendis, iktisat mezunu, işletmeci, coğrafi mezunu, tarih mezunu çok kıymetli arkadaşlarımız var. Ee, i̇nanın ben e, dişçilik okuyan arkadaşımla bankacılık yaptım. Yani e, sonuçta herkes istediğini okuyor ama hani yapmak istediğiniz konular değişebiliyor. E, mühim olan sizin dediğiniz gibi doğru etik İlk gün heyecanıyla e, çalışmak 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 e, işin sırrı evet. oradan geçiyor e, müsaade edersiniz e, Süreyya Bey son konu da e, şeyi soruyor bir e, katılımcımız der ki Süreyya Bey bu Jeff Bezos Elon Musk çok duyuyoruz sizin bu kişiler hakkındaki görüşleriniz nedir bu internetin Uzay kolaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz diyeyim ve bunu da son soru olarak size takdim edeyim. İkisi de bence Elon Musk da şey de Jeff Bezos da bence gerçekten inanılmaz iş dünyası liderleri bakarsanız geleceği iyi okumaları ve o yüzden de çok muazzam şirketler kurmaları bence çok takdir edilir. Ben e, Elon Musk'la tanışmadım ama Cevher Özlu'la e, tanıştım. E, e, yaman bir adam. E, Elon Musk ise belki daha da yaman bir adam. E, uzayla ilgili e, uzayla ilgili ben henüz e, yani Mars'a e, <laughs> gitmek orada e, oralar bana da biraz uzak geliyor. Şimdi bazen e, çok başarılı insanların hobileri olabiliyor. Bence o biraz hobi gibi ama Tabii ki yani uzayda telekomünikasyon altyapısı kurarak dünyaya daha iyi iletişim girme gibi bir konular. Yani uzay sanayinin de büyük bir application alanı yavaş yavaş beliriyor. O uyduları atmak açısından. Yani bence o hızla büyüyecek bir alan. Fakat Mars'ta yaşamak bence 100-200 yıl daha uzakta gibi geliyor bana. Ben son olarak herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Galip Bey size Mehmet Bey'e Cemile Hanıma bütün İstanbul Sanayi Odasına ve ekibine bizi bir araya getirdi. Bence en güzel olay bir araya gelmemiz. Yani ne güzel Galip Bey sizin tecrübeleriniz benim hep beraber güzel bir konuşma oldu. Ben de çok zevk aldım. Ben de öğrendim. Benim son olarak özetleyeceğim. Yani bu pandemik yüzünden bence herkes bir kere daha gördü ki dünyanın inanılmaz problemleri var. Bu yüzden bizim bu problemler biraz evvel de söylediğim gibi problemler büyük bir fırsat. O yüzden kendinize güvenin, teknolojiyi iyi okuyun ve dünya pazarlarına odaklanın. Bu bir takım çalışması. Beni de bu takımın içinde bir kardeşiniz, bir abiniz olarak görün yani benim bana ulaşmanın yollarını mutlaka bulabilirsiniz. E-mail'den veyahut da sistem optimadan veyahut da kuykadan. Yani ben de sizin yurt dışındaki tecrübelerinizde başarılı olmak için katkıda bulunmak isterim. Hepinize sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Galip Bey size çok teşekkürler. Mehmet Bey'e çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Süreyya Bey, ben de sizin Nazik katılımınıza, değerli tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul Sanayi Odamı'za, Sayın Mehmet Dolgan'a böyle güzel bir organizasyonda bize fırsat verdiği için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki değerli katılımcılarımıza bir mesai sonunda, soğuk İstanbul akşamında bizlerle sıkılmayıp iki saat geçirdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara, Sayın Süreyya Cili ve ISO'daki arkadaşlarımıza sağlıklı, başarılı günler diliyorum. İyi akşamlar. Süreyya Bey size de iyi günler diyorum. Sağ olun. Çok sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere efendim.